Üniversitesi akademisyenlerden Feyzi Erçin değerlendirecek. Merhabalar Sayın Erçin, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. Öğrencilerin eylemleri de devam ediyor, yargılanma süreçleri de devam ediyor. Yargılanmadaki son durumu sizden alabilir miyim? Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili protestolarla bağlantılı olarak önemli gelişme bu hafta içerisinde ve sizin de tahminen ilk sormak istediğiniz şey çarşamba günkü duruşmaydı. Bu duruşma sergi davası diye bilinen davanın ilk duruşmasıydı. 7 tane öğrenci yargılanıyordu ve 2 tanesi tutukluydu, 1 tanesi ev hapsindeydi. Diğer birinin de ev hapsi daha çok yeni kalkmıştı. Biraz şaşırtıcı bir süreçle birlikte, cuma günüydü doğru hatırlıyorsam. Duruşmada tabii ki herkesin beraat kararı çıkmasına dair de bir beklentisi, bir umudu en azından vardı. Bu kadar hızlı ilk derslerde beraat kararları yaygın olmasa da dosyanın içeriğinden gördüğümüz kadarıyla ama tahliyeyi kesin olarak bekliyorduk. İki tane tutuklu arkadaşımız için 40 günden fazladır tutuklu olduklarından ötürü. En azından beklediğimiz ordu beraata ulaşamamış da olsak, yargılama daha devam edecek de olsa bir sonraki duruşma 5 Temmuz'a verildi. Bunun bazı usulü sebepleri de var. Şahitler gösterilmişti. Onları daha dinlemesi gerekiyor mahkemenin. Belki bir celse daha dolayısıyla bir yargılama devam etmiş olacak. Dosya açık kalmaya devam edecek. Ama en azından Selahattin ve Doğu tutuklu olarak yargılanan arkadaşlarımız serbest kaldılar ve tahliye oldular o gün. Dolayısıyla beklediğimiz en önemli olan noktaya ulaşmış olduğunda. Ev hapislerine de bakalım isterseniz. Elbette tutuklu öğrencilerin tahliye edilmesi çok önemli bir gelişme. Ev hapisleri ve ayaklara takılan o kelepçelere ilişkin neler söylemek istersiniz? Aslında ev hapisleri zaten uygulamada daha yeni. Benden daha böyle ceza hukukçu konusunda benden daha tecrübeli çok kişiyle de bunları tartışıyoruz. Onların da söyledikleri hem yurt dışındaki uygulamada ev hapsi işte tutuklamadık şükredin ya da bakın daha fazlasını yaparsanız tutuklarız gibi bir böyle gözdağı anlamına gelmiyor. Aslında ev hapsinin niteliği başka bir tür suçlar için kullanılıyor olması. Yoksa muhalif olmaya dair suçlarda böyle yaygınlaşmaması lazım. Neredeyse suçun niteliğine göre belirlenen böyle gözdağımsı bir uygulaması oldu son zamanlarda. Özellikle Boğaziçi protestoları birlikte çünkü 20 küsur kişi ev hapsinde şu anda da. Bunların bazıları protesto mahiyetinde zaten o ev hapsini kabul etmediler. Kelepçeleri çıkaranlar oldu. Bunlarla ilgili henüz bir şey bildiğim kadarıyla yapılmadı tutanakların tutulması haricinde. Bu dosya içerisinde de iki ev hapsi vardı. Bir tanesi birkaç gün önce kaldırılmıştı. Diğeri de duruşma esnasında zaten daha duruşma ilerlerken son karara dahi kalmadan kaldırıldı. Ama şu anda hala toplam yani 6 tane arkadaş tutuklu, 20 küsur ev hapsi hala var. Bunların hepsinin kaldırılmasını umut ediyoruz. Sonra kalmadan keşke. Evet, sürecin nasıl devam edeceğini öngörüyorsunuz? Yasal sürecin? Ya yasal süreç, diğer tutuklamalar ve hapislerin olduğu dosyalar, birden çok dosya var. Onların hepsinde çok sayıda sanık olacağı için özellikle işte o ilk 4 Şubat'taki, 1 Şubat'taki Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinden yapılan gözaltılardaki 51 arkadaş gibimiz gibi. Onlarla bağlantılı olarak hepsiyle ilgili iddianamenin hazırlanması bekleniyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde yeni iddianameler ve yeni davalar gündeme gelebilir. Onların hepsinin duruşmaları da büyük ihtimalle yine böyle ses getirecek ve hepsi bir sürü de takip ediyoruz. Ama iddianame ortaya çıkmamışken diğerleriyle ilgili bir spekülasyon yapmak şu anda çok doğru olmaz. Burada çarşamba günü duruşmanın devamı 5 Temmuz'da takip ediyor olacağız. Şahitler dinleniyor olacak. Onun dışında 1-2 tane usulü mahkemenin beklediği yazı var. Ama 5 Temmuz günü karar verilmesi de ihtimal dahilinde inşallah beraber. Sayın Erçin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim.